İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener dün yaptığı grup toplantısında seçim bölgem olan Muğla ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Marmaris Kızılbük Koyun'da inşaatı devam eden otelle ilgili olarak Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ve Muğla valilerimizi suçlamış ve hedef göstermiştir. Otel inşaat alanı Marmaris Milli Park alanı içerisinde kalmakla birlikte özel mülkiyet alanıdır. Otel CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığı'nca ilk olarak 1987 yılında ruhsatlandırılmıştır. Son tadilat ruhsatı ise CHP'li Marmaris Belediye Başkanlığı'nca 28.10.2021 tarihinde verilmiştir. Otel inşaatı Marmaris Belediye Başkanlığı sorumluluk sınırları içerisinde yer almaktadır. 3194 sayılı imar kanununa göre ruhsat ve denetim makamı Marmaris Belediye Başkanlığı'ndadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre Marmaris Belediyesi denetleme yetkisi de CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndadır. Yani denetleme yetkisi CHP'li Marmaris ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndadır. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekli inceleme ve denetlemeleri yapmaktadır. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Park alanına ilgili firma tarafından fiziki müdahalede bulunmasından dolayı farklı zamanlarda 3 kere yasal işlem yapmıştır. Savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. 23.05.2022 tarihinde yapılan denetimde inşaat sırasında çıkan malzemelerin bir kısmının denize atmış olduğu tespit edilmiştir. Kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda 24.05.2022 tarihinde 131.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. İnşaat alanında yapılan patlatma ile ilgili olarak da 30.05.2022 tarihinde patlatma faaliyetleri durdurulmuştur. Gördüğümüz gibi bakanlığımız tüm yasal işlemleri yapmış, para cezası vermiş ve patlatmaları da durdurmuştur. Sayın Akşener, ÇED raporu gerekli değildir, raporu hangi amaca göre verdiniz diye ağır ithamlarda bulunmuştur. Şunu iyi bilmelidir ki ÇED gerekli değil raporu veya ÇED raporu verilmesi, inşaat ruhsatı verilmesi için yeterli ve gerekli bir şart değildir. ÇED gerekli değil raporunun verilmesi, firmanın inşaatla ilgili yapacağı bir dizi faaliyet raporu ve çevreye uygun çalışacağına ilişkin dosyayı ifade etmektedir. Yoksa sen istediğin gibi çalış, çevreye zarar ver anlamına gelmemektedir. Gerek verilen taahhütlere aykırı işlemler, gerekse çevreye verilen tahribat, belediye tarafından valiliğimize bildirilmek zorundadır. Sahanın birinci derece sorumlusu her zaman ruhsatı kesen, onayı veren belediye başkanlığıdır. Sadece burası için değil, tüm gerçekleşen projelerde bakanlığımıza ve valimize iletilen tüm şikayetler titizlikle inşaatın her aşamasında denetlenmektedir. Her ne hikmetse son dönemde ÇED ağızlarından gerçekten düşmüyor. Verilen ruhsatta sadece taahhütleri içeren bir rapor gündem konusu oluyor. İnşaatın esas sorumlusu olan ve ruhsatı veren Marmaris Belediyesi'nin ve belediyenin kanunen göbekten bağlı olduğu Marmaris Belediyesi'ni birinci derecede denetleme sorumluluğu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden neden hesap sorulmuyor? Bu iki belediye kamu kurumu değil midir? Başkanları seçilmiş kişiler diye çalışanları da 657'ye tabi kişiler değil midir? Bunlar da çalışmıyor mu? Burada asıl suçlu olan otel inşaatına ruhsat veren CHP'li Marmaris Belediyesi'dir. Son zamanlarda muhalefette yeni bir siyasi moda başladı. CHP'li belediyeler önce ruhsatı veriyorlar, sonra bizi suçluyorlar, sonra suni gündem oluşturuyorlar ve algı yönetimi yapıyorlar. Bakın size Muğla ile ilgili son dönemde birkaç örnek vermek istiyorum. Menteşe Bayır'da çimento fabrikasına ruhsat veren CHP'li Menteşe Belediyesi. Milas Mandalya Körfesi'nde turizm ve konut kompleksine ruhsat veren CHP'li Milas Belediyesi. Marmaris Kızılbük'te otel projesine ruhsat veren CHP'li Marmaris Belediyesi. Allah aşkına bu neyin kafası? CHP'li belediyeler giderek ne yaparsak
söylemeyi mi düşünüyorlar? Nasıl CHP'nin elindeki 4 belediyeyi alıp 7 ilçemizi AK Belediyecilikle buluşturduysa Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni de en kısa zamanda CHP'nin elinden alacağız ve AK Belediyecilikle buluşturacağız. CHP'liler son dönemde geliyor gelmekte olan sloganlarını Muğla'da gidiyor gitmekte olan şeklinde değiştirseler sanırım gayet güzel olacak. Biz bu işin peşini asla bırakmayacağız. Kim çevreci, kim çevreye zarar veriyor, hemşehrilerimiz görecek. Sayın Akşener, partimizi suçlayacağınıza yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde ve Marmaris Belediyesi'nde ittifak yaptıkları ittifak ortağı CHP'yi suçlasınlar, onlardan hesap sorsunlar. Ya da altılı masadaki ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na sorsun, belki cevabını ondan alır. Biz 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevreyi korumak için büyük bir gayret göstermekteyiz. Asıl çevreci biziz. Sadece konuşmasınlar, iş yapsınlar. Arada bir yaptıkları işleri de maalesef doğru düzgün yapmıyorlar. Kıymetli hemşehrilerime sesleniyorum. CHP'li yöneticilerden lütfen hesap sorun. Biz yeryüzü cenneti Muğla'mızı çevrenin, doğanın her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Sayın Akşener, evet, Muğla sahipsiz değildir. Muğla'nın sahibi 20 yıldır çevreye, Muğla'ya sahip çıkan AK Parti iktidarlarıdır, kıymetli hemşehrilerimizdir. Bu bilgiler ışığında Muğla'lı hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.